Bu coğrafyada ne işiniz vardı? Emperyalizm, yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka bir devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmasıdır. Emperyalizm olmasa dünya herkese yeter mi? Bir ülke ile savaş kaçınılmaz olur. Savaşırsın, o toprakların bir kısmına el koyarsın. Orada bulunan halkın yaşam tarzına müdahale etmez. Etnik ve dini kökenini değiştirmesin. Bu mecburiyetten doğan bir savaş sonrası emperyalist olmayan bir durum sayılabilir. Senin sınırında dahi olmayan bir ülkenin iç işlerine karışıyor, orada bir kargaşa çıkarıyorsan bu bir insanlık suçudur. Bugün dünyanın her yerinden akın akın bir yerlere gitmeye çalışan mültecilerin sebebi ABD, Rusya ve kısmen de Çin'dir. Soruyorum ABD ve Rusya, Afganistan'da ne işiniz vardı? Soruyorum ABD, Irak'ta ne işiniz vardı? Soruyorum ABD ve Rusya, Suriye'de ne işiniz vardı? Arap Baharı safsatasıyla karıştırdığınız Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen, Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ta ne işiniz vardı? Bu karıştırdığınız ülkelerin kan kardeşi, din kardeşi olan halkları birbirlerine boğazlarken sizler uzaktan emperyalist hevesler ile ellerinizi ovuşturuyorsunuz. Sizlerin ülkesinden bu topraklara gelip buraları karıştırmak için gelen teröristler ise o da sizin ayıbınızdır. Bu halkların bir kısmı terörist, bir kısmı göçmen oldu. Şimdi size akın akın gitmek isteyen göçmenleri sınırınıza almamak için silah çekiyorsunuz. Bu bir insanlık suçudur. Bir gün sizin teröristleriniz ile bu topraklarda yarattığınız teröristler sizin kapınıza dayanmayacağının garantisi var mı? Hadi bu coğrafyanın halklarının bir şekilde ortak bağı var. Bir gün uyanırlar. Sizin beş benzemezi bir gün uyanır umarım. Bırakın artık bu coğrafyadaki halkları birbirine kırdırmayı.